DNA sonuçlarına göre bagajda bulunan kanın kimliği belirsiz maktule ait olduğu ortaya çıkınca Hakkı Şenocaklı'yı tekrar sorguya aldılar. Benim hiçbir suçum yok komiserim. Adnan'a çarpınca panik oldum. Onu kasten öldürdüğümü düşünecektiniz. Öldürmedin mi yani? Yok komiserim, niye öldüreyim? Adnan benim arkadaşımdı. Ya diğerine ne diyeceksin? Ne işi vardı adamın senin bagajında? Hepsi Adnan'ın suçu. O gün neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok benim. Delirtme lan adamı! Adam senin bagajından çıktı, bagajından! Ben değil, Adnan yaptı. Sabah erkenden aradı beni. Acil ihtiyacım var sana, gel dedi. Derbent'te bir yere çağırdı. Ben de gittim. Adnan, vallahi ben bir şey yapmadım. Oğlum sus, burada deşerim seni, burada deşerim! Hey! Canım, canım. Oğlum, başını zaten yok. Bırak gevezeli, afşama koşuyor. Oğlum, beni biliyorsun ya. Sus! Vallahi ben bir şey yapmadım. Sus! Nereye? Yolda da sordum ama anlatmadı. Hiçbir şey anlamamıştım. Rıdvan Adnan'ın Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Bir dakika, bir dakika. Bagajdaki adam Rıdvan mıydı? Evet. Defalarca sordum Adnan'a ama ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi dedi. Sonra? Terk edilmiş binanın oraya gelince Rıdvan'ı bagajdan çıkardı. Bana arabada beklememi söyledikten sonra Rıdvan'ı içeri götürdü. Bir süre sonra içeriden silah sesi geldi. Adnan birden dışarı çıkıp kaçmaya başladı. Peşinden de bir adam koşmaya başladı. Baktım Adnan kaçıyor, peşinde de bir adam. Ben de arabayla peşlerine düştüm. Arabanın giremeyeceği dar bir sokağa girdiler. Ben de yukarıdan dolanıp önlerine çıkarım dedim. Ama sonra olan oldu işte. Adnan birden yola fırlayınca panik oldum. Çarptım ona. Peşindeki adam kimdi? Bilmiyorum. Zaten doğru dürüst yüzünü göremedim. Peki adam yaralı mıydı? Adnan mı? Yok, peşindeki adam. Hayır komiserim. Sen bu Rıdvan'la Adnan'ı nereden tanıyorsun peki? Adnan benim memleketlimdir. Arada sırada tamirhaneye gelirlerdi, takılırlardı. İşte ufak tefek işler verirdim, ekmek paralarını çıkarırlardı. Başka da bir şey bilmiyorum komiserim, bu kadar. Ulan var ya, hayatımda senin kadar kötü bir yalancı görmedim.